Sevgili izleyenler, YouTube Keyif Yorum kanalımızın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuza başlarken öncelikle bizi takip edip desteklediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Abone sayımız 300'ü geçmiş bulunmakta. Desteklerinizi bizden esirgemediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Mümkün olduğunca elinizden geldiğince takip etmeyi, abone olmayı ve tabii ki de videomuza yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bak 300 abonede ne kadar keyiflenmişiz, yüzümüz gülüyor. Sen bir de bunu 500'e gelince gör. Herhalde bir sonraki bölümde 500 oluruz. Yoğun bir gündemin ilk haberinde koronavirüse yakalanmak yasaklandı. Evet, dünyayı ilgilendirecek haberimiz bu. Koronavirüse yakalanmak yasaklandı. Bu resmi bir belge. Hemen söylüyorum. İtalya'nın Sardinya bölgesinde Nuoro şehri Oniferi kasabası belediye başkanı koronavirüse yakalanmayı vatandaşlara yasakladı. Sebebi şu, kasabada doktor sayısının azalmasından ötürü sağlık hizmetlerinin aksayacağından endişe ederek vatandaşlara koronavirüsü yakalanmayı yasakladı. Bence güzel bir çözüm bulmuş yani adam. Yani virüs olacak, hastaneye gelecek, doktor onunla uğraşacak. Ne gerek var abi? Yasağı vuruyorsun. İnsanların korkusu bu. Yasak, yasak. Bitti. Kimse korona moron olmaz yani. Ben başından beri söylüyorum zaten arkadaş. Biz bu yasakları vatandaşlara değil de virüse yapmamız lazım. Ona göre çalışmamız lazım. Biz temizlik yapın, şunu yapın ama sosyal mesafe. Biz yasakları virüse koymamız lazım da arkadaşlar. Abi bu senin dediğin şuna benziyor. Bir tane hangi programda hatırlamıyorum. Programda diyor ya, korona bizi evlere tıktı. Kendisi ülke ülke geziyor. Yasak bize yasak. Daha önce çünkü ülkemizde bunun bir örneği yaşandı. Nerede tam olarak hatırlamıyorum ama bir şehrin imamı ölmeyi yasakladı. Bir yıl boyunca şehirde kimse ölmedi. Bir yıl sonra tamam artık yasağı kaldırıyorum dedikten ertesi günü sanırım kayınpederini kaybetmişti. Hayır, adam Azrail'e kafa tutmuş. İnanıyoruz biz yasaklara. Biz seviyoruz yasakları. İnsanlar olarak biri bize yasak koyduğu zaman seviyoruz bunu. Biz aslında yasaklara uyumlu bir formdayız. Yasağın yanına böyle parantez içinde bir ceza yazacaksın. Miktar önemli değil. Para cezası yazacaksın, tamam mı? Koronavirüse yakalanmak yasaktır. Yakalanırsanız nokta nokta para cezası yersiniz. Kimse yakalanmaz abi. Yakalansın. Evinde ölür ama yakalandığını söylemez. Çok basit bu iş abi. Biz İtalya'nın gerisinde kaldık. İtalya bizi izlemeli aslında. Biz gaz odası mantığı. Adam kendini açık etmemek için ölmeyi mi tercih eder yani ülkede? Şöyle bir şey söylersem şu da doğru olur. Para cezası koyarlarsa ben evde ölmeyi kabul ederim. Yani belediye başkanı güzel bir adım atmış. Bakalım ben takipçisi olacağım bunun. Gerçekten hani bundan sonra koronavirüs sayıları azalacak mı? Gerçi yani kasabada da kaç kişi vardır? Ben onu pek araştırmadım ama. İşin ciddi tarafından bakarsan yasaktan dolayı insanlar sokağa çıkmayabilir. Yani yasaklandı, koronaya yakalanmamak adına sokağa çıkmazsa bana oradan korona bulaşmaz. Bulaşmadığı için de yasağı delmemiş olurum da. Ve bu sayede aslında sayıyı düşürebilir aslında. Yani mantıklı geldi. Fena fikir değilmiş. Ha. Güzel fikir yani. Şey mi yaptı diyorsun o zaman? Koronavirüse yakalanmayacaksınız kardeşim diyor. Ben size yasak koymuyorum ama koronavirüse yakalanmayacaksınız diyor. Böylelikle insanlar kendini mi korumuş oluyor? Resmin bütününü görüyor. Daha mantıklı o zaman. Biz de öyle yapalım. Reis çıksın desin kardeşim. Bir cuma namazı sonrası hemen. Çıksın desin ki koronavirüse yakalanma yasaklar. Her şey serbest, yakalanmayacaksınız desin. Mantıklı bence. Niye mantıklı biliyor musun? İnsanlara yasak deyince ne oluyor? Yasak ne içindir? Çiğnenmek içindir mantığı olduğu için bizlerde. Yasak dediğin an herkes bunu aksini yapmayacak. Ama yasak yok kardeşim. Hani şey gibi kopya çekebilirsin yakalanmadığın sürece gibi. Olabilir. Bence güzel taktik. Ben beğendim. Psikolojik olarak da insanların kafası rahat olacak, anladın mı? Psikolojik olarak da yani. İnsanlar hastalık şeyine moduna girmeyecek. Güzel fikirmiş. Tuttum ben bunu. Oradan seyircilerimize seslenelim. Yasaklara tabii ki de uyuyorsunuz. Çağrı arkadaşımızı dinlemeyin. Yasaklar çiğnenmek için değil. Sağlığımız için. Tabii ki tabii. Bu bir öneri değil. Sosyal mesaj verdi. Aşağıya koyayım mı sosyal mesaj diye? Adımı da altına yazarsanız. Mesafe. Temizlik. Bu böyle yapmış. İtalya'nın bilmem ne bölgesinin bilmem ne kasabasında. Ukrayna'nın da bilmem ne bölgesinin Zarechnoye kasabasında da şöyle bir olay olmuş. Musluklardan deterjan akmış. Yetkililerden bir açıklama gelmemiş. Ben şöyle düşündüm. Demek ki kasaba halkı pisti, temizliğe dikkat etmiyordu. Belediye musluklara verdi deterjanı. Korona hijyende master degree. Adam son seviyede. Son seviyede acaba. Bak biz de öyle yapsak aslında daha iyi. Bizim de temizlik markamız var ya, reklam veriyor, yapıyor muyuz?
logolarını koyayım yok, boron hayır, diye. Hayır, bizim boronumuz aksa. Herkes mecburen içer. Tabii canım, çeşmeyi açıyorsun. Yani sabuna uzanmana gerek yok. Su hazırlanmış, sabunlu şekilde geliyor. Temizlik çeşmeden gelir. Boşun. Bu arada bir iki gün önce de şöyle bir yoğunluk oldu Twitter'da. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Bir profesör kendinden çok emin bir şekilde maskenin insanları korumadığını, maskenin aslında daha büyük zarar olduğunu, maske madem koruyor niye doktorlar yakalanıyor teziyle çıktı Twitter'da bayağı ve Sağlık Bakanlığı'nın görsellerini şoplayarak Twitter'a yaydı ve buna inanan 40 bin kişi falan tweet attı neredeyse. Adam diyor ki Sağlık Bakanlığı'ndan almış broşürü, PDF broşürü, üzerinde şop yapmış, orada yazıyor. Sağlık çalışanları dışında koronavirüs belirtileri olmayan kişiler maske takmak zorunda değildir yazmış bir de. Altına da yığınla yorum gelmiş. Artık bizi şu maskeden kurtarın yeter artık. Doğru söylüyor. Evet, doktorlar bile yakalanıyor maske takarken, hatta onlar öyle şeyler giyiyor falan diye. Yani şöyle bir şey var. Bu konu ya ben aslında karar veremiyorum. Ya. İlk başta çıktı, maskeyi sadece hasta olanlar takacaktı. Doğru muyum? Öyle dendi. Niye? Hasta olan bir şey çıkartmıyorsa girişte olmaz karşısındaki. Ama bu maskenin herkese takmasındaki sebep bence şu. İnsanlar koronavirüse yakalanıp hani taşıyıcı modunda olduğu için olabilir diye, yani koronanın olduğunu fark etmediği için bunlara da maske takıldı diye düşünüyorum. Doktorlar hasta olmuyor mu? Demek ki o da bir insan oldu ve bir yerde o maskeyi çıkarıyor, yani yeter diyor. Hani düşünemiyor. Tasnif etmiyorum ama hani yasaklar çiğnenmek içindir dedik ya, hani o hesap. Ben anladım. Yeter birazcık nefes aldım derken herhalde orada kaptırıyor. Kamu spotunu geçtik. Yasaklar çiğnenmek için değildir, uyulmak içindir. Bir şey daha söyleyeceğim. Doktorlar her ne kadar tütün ürünleri tüketmeyin deseler de kendileri de tüketiyor. Yani bazıları tüketiyor. Ve bu insanlar o maskelerin altında o tütünü tüketemeyeceği için bir molada yerinde bu tütünü tüketmeye çıkıyorlar. Ve çıktıkları yerde de kapıyor olabilirler. Abi. Onlar da insan. Tamam. Yani o maskeleri illa çıkıyoruz. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Kesinlikle. Sigara dememiz yasak değil diyebilirsiniz. Ya, tamam. Hadi varlık olsun. Sigara de. Juara. Juara. Demeyin, evet. Sigara evet. Yani diyebilirsin, onda sıkıntı yok. Yani evet, oradan da, ama benim takıldığım nokta adam şunu düşünmüyor. Yani bak, doktor o kadar korunmasına rağmen hasta olabiliyorsa bizim daha risk grubunda olduğumuzu düşünmüyor da. Kardeşim, bunlar maske takıyor ama hasta oluyor. Ve bunu söyleyen abi profesör diyor ki bir de ben belgelerle çıkarım da anlatırım da. İsteyene. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. İnsanlar artık maske, özellikle bu kumaş maske, yani yıkanabilir maskeler. Acı adam artık maskeyi açmış 3 gün kullanıyor. Aynı maskeyi yatarken, kalkıyor, yürürken, gezerken, maske ağzında, eliyle her yere dokunuyor, maskeyi düzeltiyor. Hani maskenin bir esprisi kalmıyor ki aslında. Bir nevi adam doğru söylüyor ama belki de söylen. Çift taraflı maske gördüm ya. Ya. Yani ben çift taraflı maske duydum. Helal olsun. Yani ya güzel bir pazarlaması dediyse. Onun da alıcısı vardır. Bunun bir tarafının hani ağzımızı kapatıp havayı temizlemesi lazım. Yani temizleyen taraf dışarıda kalacak ki yani mikrop içeri giremesin. Abi desenini beğenmeyip tersini çevirdikten sonra bence o maskenin kullanılmasının çok bir mantığı kalmıyor ya. Hani zaten şu an insanlar maskeyi sağlık için değil, para cezası yememek için takıyor. Yani bu da bir gerçek. Hatta bir de sağlık için takanlar da vardır. Konunun başına götürüyor. Dediğin gibi yani koronaya yakalanmak yasak deyip yanına belli bir meblağ yazıldığı zaman ülkede korona bitmiş olacak. Bu kadar basit abi. Hayat bu. Şu an bu yani. İçtiğin ya su aldığın hava yani. Buradan devlet büyüklerimize önerimiz olsun. Bütün yasakları kaldırın. Bütün para cezalarını kaldırın. İşte parti yapmayı serbest bırakın. Toplu taşımaları zaten serbest oldu da toplu taşıma. Çünkü orada bulaşmıyor. Her şeyi kaldırın edin. Deyin ki koronavirüs testi pozitif çıkan şu kadar para cezası alacak deyin o zaman. Aslında öyle daha çok korunuruz. Çünkü ben görüyorum abi, maske var yüzünde. Yürüyor yolda, ben de dışarıdayım. Maskeyi indirip hapşırıyor, geri kapatıyor. Ne anladım işte. Ne oldu? Niye indirdin? Maske pislenmesin diye. Dediğin gibi hani 3 gün kullanacak onu, 3-4 gün. Yani ikinci çamaşırı yıkamaya kadar kullanacak.
O çünkü indiriyor, hapşırıyor, hop kapatıyor, tamam. Maske temiz kaldı mı? Kaldı. Maskesi yüzünde mi? Yüzünde. Evet, sana da fazla yakın değil, uzakta hapşırdı. Maske, mesafe, temizlik. Adam üçüne de uydu. Evet. Kardeşim kusura bakma da Caner, insanların dışarıda hapşırması mı sana dert ya? Adam ne yapsın, maskenin içine hapşırıp bütün mikrobu içeride mi çevirsin? Yani tekrar tekrar aynı nefesi solumak yerine dışarı hapşırmış. Temiz kalmış maskesi, devam etmiş adam. Öyle, çünkü maske maske dışarıdan geleni koruyor. Değil mi? Evet. Evet. Hadi bir de bak, bir şeyi unutuyorsun. Biz hep ne diyoruz? Maske önemli diyoruz, değil mi? Bu maske önemliyi nasıl algıladığına da bağlı. Maske önemli. Maskeyi temiz tutmalıyım. Maskeyi korumalıyım da bak. Bu da bir önem. Maske önemli çünkü önemli bir materyal. Pahalı pahalı, maske pahalı, o yüzden. Toplu alınca biraz daha ucuza geliyor diyorlar. Ya biraz indirimler oldu. İhtiyacınız varsa bizim bir tanıdık var. Onu getirtebiliyoruz maskeyi. Aşağıda açıklamalarda maske istiyorsanız kaç adet istediğinizi yazın. Biz yorumdan gönderiyoruz. Yorum atın, biz yollayacağız. Kargo dahil değil. Kargodan da. Güzel. Ne, bana ne? Gönderiyorum. Alıcı ödemeli maske. Ha, Allah. İnternet alışverişi değil mi? Buradan yapalım artık. Hayır abi, asıl bizim yanlışımız şurada. Hep maske, mesafe falan anlatmak, para cezası, bilmem ne, kamu spotu falan dedik. Hepsini geç abi. Bizim ülkemizde en büyük yayın şu. Diziler. Geri getir abi doktor neredesin? Doktorları geri getir. Ver sosyal mesajı diziden. Bak herkes nasıl uyuyor, ondan sonra gör. Geri getireceksin abi dizi. Bu kadar basit yani. Aynen, orada bir 10 kişilik bir grup vardı değil mi? Hepsi aynı anda odaya giriyordu. He. Adamların uzmanlığı hiç önemli değil ama bütün doktorlar aynı odaya giriyordu. Hepsi bir hastaya falan bakıyordu. Bir dakika. Neden geri gelmediğini anladın mı? Sosyal mesafe olmuyor abi. 10 metrekareye en fazla 2 kişi falan girebilir. 10 kişi giremiyorlar. Diziyi ondan çekemiyorlar. Sen gel Bakırköy Devlet Hastanesi'ne de görürsün mesafeyi. Oradaki mesafeyi. Abi öyle çeksinler. Biz dizilerle yaşayan insanlarız. Yani biz dizileri alıyoruz, içselleştiriyoruz. Hayatımızın önüne koyuyoruz. Yani Doktorlar dizisi uzun sürdü. Çoğu genç Doktorlar dizisine laf atıp tekrarını kaç defa izlediler? Yani ben inanıyorum ki siz de en az ikişer defa izlemişsinizdir o diziyi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben kendi tezimi çürütmek istiyorum. Yani diziler demişken, hani ben 10 kişi aynı anda giremez, tekrarını çekemezler diyorum ama diziler çekiliyor abi. Ve hepsinde ne var? Hijyene, mesafeye ve koronavirüs tedbirlerini alıyoruz diye bir şey var yani. Onlar da alıp 10 metrekare, 5 metrekare bir odanın içine 25 kişi girerler yani. Ne olacak? Bence bir sıkıntı olmaz. Ya çünkü çekin abi. Türk insanının her şeyden önce dizisini elinden almayacaksın. Sporunu elinden almayacaksın. Spor derken futbolunu elinden almayacaksın. Yoksa kim takar basketbol, değil mi? Yani ya da diğer sporları kim takar? Hani onları elinden almayacaksın. Yani bak şöyle söyleyeyim. Yani doktorlar dedik. Mesela TV8 gerçeği var. Herkesin boykot ettiği ama bir türlü reytinglerden birinci sıradan inmeyen bir gerçek var. Orada ne var şimdi? Kırmızı Oda. Kırmızı Oda yayınlandığı gün hemen Twitter'da trend oluyor. Trend topic. Ben oluyor şeyden korkuyorum ya. Bir dönem dediğiniz gibi doktorlar furyası başladı. İnsanlar doktorluk konusunda, doktorluk mesleği konusunda uzman oldu. Ya ben bunu 4. bölümde izledim kardeşim, o öyle değil deyip doktorlara aşk atanlar oldu. Doktorlara kafa tutanlar oldu. Şimdi de benim biraz da korkum şeyden yana. Kırmızı Oda'yı izledikten sonra ya herkes psikolog olmaya karar verirse? Ya o da bir doktor zaten. Bak yine bir doktordan gidiyoruz ve tutan dizilerin hepsi doktorla alakalı gibi hissetmeye başladı. Ama bak şu var. İnsanlar o diziyi izleyip psikolog olmayı düşünüyorlarsa problem yok bence. Olsunlar abi, güzel bir şey. Ama o diziyi izleyip o dizideki diğer karakterleri örnek alırlarsa? Ya psikologluk yapmak mevzu. Hani izleyip yapmak. Bizde şu vardır abi. Bir belirti varsa vücudunda, bir şey olmuşsa hemen girersin Google'a. Hastalığını koyarsın. Şimdi dediği gibi Oğuz'un. Şimdi orada izleyip kalkıp da bir sıkıntısı olana sen ne kadar çok incinmişsin hayatında. Bu arada incinmişsin derken biliyorsunuz o geleli. Yani okumuş dedi, incinmişsin dedi. Kibar doktor tabii diye. Okumuş.
merak edenler için açıklama kısmına. Yok, bir şey yapmıyorum. Bilirsiniz o videoyu. Yani incinmişsin dememeli insanlar. Ama biz çok öne koyuyoruz abi dizileri. İşte ne var? Masumlar Apartmanı. Masumlar Apartmanı. Masum olan tek şey apartman. Böyle bir dizi ya. Abi tek herkes, masumu. Herkeste bir şey var ama. Yani. Herkes bir katakulle peşinde. O ona bir şey söylüyor ama aslında başka bir şey yapıyor. O onun hayatı farklı. Ya bak genel olarak bakarsan hepsinde psikoloji yani. Acıyı seviyor ya. Acıyı ağlamak istiyor insanlar, anladın mı? İzleyecek, oturacak, ağlayacak. Ne var çünkü bizde? Ağlar rahatlarsın. Abi o bak. Tamam evet, eyvallah. Bizde hani zaten eskiden Türk filmlerinde bu Yeşilçam filmlerinde neydi? Ne kadar ağlattığına göre iyi olup olmadığı belirleniyordu. Çok ağladık falan. İnsanlar dizileri izleyip oradaki insanların ne kadar kötü durumda olduklarını görüp, aa bak biz bu kadar kötü değiliz. Çok şükür. Çok şüküre getiriyorlar. Yani bizde o var. Çünkü insanların maddi durumu gerçekten kötü olduğu için, yani ülkenin belki de %80'inin maddi durumu kötü seviyesinde. Şimdi öyle olduğu için adam, insanlar işte bütün gün, kadınlar, belki çalışmayan kadınlar, evlerinde işlerinde uğraşıyor, çocuklarla uğraşıyor, çalışan kadın ve erkekler yorulup evlerine geliyorlar. Bir televizyonu açtığında kendinden daha kötü, kendinden daha entrikalı hayatlar görmek istiyor. Çünkü diyecek ki aa çok şükür, çok şükür bizim böyle değil diyecek. Bir bundan birkaç sene önce yapılan bir araştırmaya göre de, çok özür dilerim lafını bölüyorum Caner'cim, ama şöyle bir sonuç çıkmış. Yapılan dizilerdeki karakterlerin fakir olması, yani dizi karakterlerinin fakir olması reytingi düşürüyor. Yani ülkemiz insanı biraz evet benden daha kötü çok şükür diyor ama ucundan bir yerden bir zenginlik görmezse o zaman o diziye rağbet de yok. Yani insanlar şey seviyor. Ben yaşayamadım ama o yaşıyor hayatı be. Hayır. Öyle değil acaba. Bak o zenginlik nasıl biliyor musun? O zenginliğin içinde yine bir fakirlik var. Ama hep ne oluyor? Fakir olan kişi zenginleşiyor. Bu sefer insanlar ne oluyor? İzleyerek şunu takmıyor. Alan be. Biz de bir gün bir yerden vurur muyuz be? Şu hayata bak. Biz de bir gün zengin olacağız be. Cümleyi öyle bir yere bağladın ki ben tam şey anlamıştım başında cümlenin. Zenginin parası zürtün çenesini yorar falan diye girecektim. Arada sonunda yok, girmiş oldum. Hayal hayal. Şimdi bir yani zengin olmayıp bir orta seviye ve altındaki maddi durum altında olan insanların ne diye, yani bir laf vardır ya, umut fakirin ekmeği diye. Yani bu dizilerdeki amaç da o işte. İzliyorlar. Görüyor musun be? Şu fakir insan nasıl buldu be? Rahata kavuştu. Sonra sen kendine yolluyorsun. Lan ben de böyleyim. Ben de bulur muyum? Şimdi yeni moda ne? Zengin koca. Bu işler böyle abi. Şimdi ona geleceğim. Tamam. Şimdi öyle bir durum var. Özeniyorsun değil mi? Hani özel ulan benim de hayatım olur mu falan. E sadakatsiz. Orada neyi özeneceksin abi? Kaç kişiyle aldatabilirim? Çok parası var. Demek ki çok parası olan bir insanın eşini aldatması meşrulaştırılıyor. Ya orada büyük bir matematik var zaten. O onu ona yapmış, o bunu buna yapmış, şu şöyle olmuş. Neyle çıktılar? Yok bir aldatma olmuş. O öğreniyor, gidiyor aldatılan yerde bunu ifşa ediyor. Milletin içinde rezil ediyor falan filan. Böyle aile hayatını yok sayan, aile değerlerini yok sayan bir dizi. Ama gayet izlendi. Tabii insanlar merak ediyor. Entrika çok seviyoruz abi biz entrika. Biliyorum her zaman. Her zaman. Entrikayı merak ettikleri için izliyorlar. Bir şey yok, bir sıkıntı yok. Benim o dizide takıldığım nokta şu. Orada olaylar oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Erkek aldatıyor. Gayet normal. Erkek. Evet. Kadın aldattığı zaman diziye ceza veriyorlar abi. Kadının aldattığı bölümden sonra diziye ceza geldi. Aile hayatını hiçe sayan, bozan falan filan diye. Kadının aldatması mı aile hayatını sadece hiçe sayıyormuş? Erkeğin aldatması evet. Herhangi bir aile hayatını hiçe saymak olmuyor mu? Aynen. Olmuyor. Aynen. Şey. Aile maalesef. Dediğimiz kurum veya aile dediğimiz kurul, aile kurulduğu zaman bunu yapan, bunu kuran ve bunu devam ettiren sadece kadın mıymış yani? Yuvayı dişi kuş yapar, kadını aldatırsa yuva elden gider. Erkeğin... Aynen öyle. Şimdi böyle konuşuyoruz ama hani gerçekten çok can sıkıcı mevzular. Böyle yani abi ya. Evet bize dizi diye koyuyorlar bunu. Bunu incelemiyorlar. Hani bunun bir Rütük
mevzusu var ya hani. Rütük bunu incelemişsiniz. Evet. Bir yayınlayın da biz bir izleyelim bakalım. Bir cezası varsa veririz diyor. Bence de o çok mantıklı. Yani bu dediğin gibi bir süzgeçten geçmiyor mu? Abi hani aile hayatını, yani dizi belli bir noktaya gelene kadar evet mantık çerçevesi içinde ceza almasına gerek yok. Başka bir noktaya geçtikten sonra da bunu bak bu dizi yayınlanmaz demek yerine kes cezayı devam et nasıl olsa para geliyor mantığımı. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Madem bu olumsuz bir örnekse kaldır abi dizi. Yani niye devam ediyorsun ki? Ceza verici ne oluyor? İnsanlar normale mi dönüyor? Dönmüyor. Parayı nereden kazanacaklar? İzleniyor ama izlenen bir şeyi niye yayından kaldırasın ki? Bu rağbet görüyor. Caner'in de dediği gibi biz entrika seviyoruz. Biz biraz böyle sertlik seviyoruz. Biraz mafyavari hayatlar seviyoruz. Daha çok zengin hayatlar seviyoruz. Bu rağbet görüyor. Gördüğü için de yani kaldırması da kaldırılması da veya bunun istenmesi de bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ya işte Çukur dizisi mesela. Kim bilir kaç defa ceza aldı. Ama şunu demiyor sevgili Rütük. Sana diyor ki elinde diyor viski gösteremezsin diyor. Şarap gösteremezsin. Bu viski değil, yanlış algılamayın. Viski değil bu. Viski bardağında kola. Bu yanlış anlaşılmasın. Hani bunu gösteremezsin diyor. Sigarayı gösteremezsin diyor. Ama silaha bir şey demiyor. Açık kapı bırakıyor. Ya da öldürmeyi. Öldürmeyi ama mesela şöyle de bir şey var. O öldürmede de kanser gösteremiyorsun. Ama hani ölümü gösteriyor. Büyük prodüksiyon yapıyor. Çalışılıyor. Abi, o kan çıkması için büyük çaba var yani. O ekip bir çaba gösteriyor. Bak kan çıkıyor. Deposetler kan oluyor. Her taraf puslanmış böyle. Sansürlenmiş. Ama silah var. Var. Silah gösterebiliyorsun. Silah normal bir şeymiş gibi gösteriliyor. Ama dediğiniz gibi kesinlikle bu arada kamu spotu olarak tekrar giriyorum. Alkol ve tütün ürünlerine hepimiz karşıyız. Sağlıklı yaşamayı destekliyoruz. Ama evet, dediğimiz gibi sigara ve alkolün sansürlenmesi, kanın sansürlenmesi. Abi şöyle de bir durum oluyor. Ben buna da çok mesela şey yapıyorum. Birkaç diziyi mesela denk geldiğin zaman izliyorsun, ediyorsun. Yani silah var, evet. Vurulma sahnesi var, evet. Vurulan bir adam var, evet. Adamın sadece bir tane gözü görünüyor. Niye? Yüzünün yarısı kan, üstü başı kan, komple blurlanmış. Yani bunun da bence çok bir mantığı yokmuş gibi geliyor bana. Yani olacak, ama niye gösteriyorsun? Göstermeyeceksen niye yayınlıyorsun'a geliyor konu. Ama bu dizide adam kötü örneği de gösterecek değil mi? Bu dizide hep iyi olamaz. Kötü örnekler de gösterecek. Kötüyü nasıl gösterecek? Mecbur atıyorum şu an ne dedik? Alkol ürünleri, tütün dedik ürünleri sağlıksız ürünler yasak. Ama bunu da göstermek zorunda. Gösterirken de ne yapacak? Bir şekilde budur yapacak. Yani puslayacak. Başka türlü de gösteremez. %100 katılıyorum. Evet, kötüyü de bizim dizilerde görmemiz lazım. Ama ben şuna karşıyım. Konudan konuya geçiyoruz belki ama kötüyü iyi gösteriliyor. Ya kesinlikle evet. Bu Çukur dizisinde herkesin hayran olduğu o mahallenin çetesi, herkes bunlara iyi gözle bakıyor. Yani çünkü onlar iyi çete mi? Yani bak buradan ne çıkarıyorsun biliyor musun aslında? O zaman herkes eline silah alsın abi. Sokakta atıyorum uyuşturucu sattığını bildiğin adamı vur abi. Ve hiçbir yaptırımı olmasın. Yani adalet hani sonuçta de niye iyi bunlar? Çünkü sorarsan şunu yapıyorlar. Biz gidip de iyi insanları öldürmüyoruz. Biz kötü insanları ya da kötülük saçan insanları öldürüyoruz gibi bir mantık yürüttükleri için iyi olarak gözüküyorlar. Peki şöyle bir şey olmuyor mu? Şöyle bir şey olmuyor mu peki? O zaman bu dizi şeyi de hiçe sayıyor. Al bir tane iddia atıyorum ortaya. Türk ceza sistemini, işte polis teşkilatını hiçe sayıyor. Dizide hiç polis olayı yok. Polisle ilgili bir şey yok. Yani polis hiçbir şey yaratmıyor. Onu diyecektim. Yani bizim polisimiz de o zaman bunca ölüme şeye rağmen yakalayayım. O kadar hani faili meçhul var. Böyle bir dünya yok yani. Bu kadar da faili meçhul. Ya tamam dizi diyorsun. Hani film, dizi, bir ütopya hani her şey olabilir mi? Tamam olabilir ama gerçek hayatı yansıtıyorsan ve bunu bir ütopya olarak göstermiyorsan abi birazcık gerçekçilik kat ya. Yani abi azıcık da olsa bir gerçekçiliğin olsun. Hayalde peki, kalıyor muyuz? Çok hayalde kalmıyoruz. Kalmıyoruz abi. Bu Çukur'u herkes benimsemedi mi? Etrafta sokağa çıkıyoruz.
milletin şeyine, kepengine çukur simgesi yapmışlar. Yani bir insan diziyi izliyor, içselleştiriyor, bunu gerçek zannediyor, eline sprey boyayı alıyor, gidiyor anlamsız bir yerde bir esnafın kepengine çukur simgesi yapıyor. Ve bununla hani ne yapıyor ben anlamıyorum. Yani ne anlatmaya çalışıyor? Biz ne yapıyoruz yani? Şimdi içselleştirme mevzusu. Bu ülke şeyi de gördü tabii. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın cenazesine gideni de gördü. Şey yani, helva dağıtan. Ha, ya helva dağıtan. Ya bir namaz kılan. Şey yapıldı. Seneyi devriyesinde ölüm yıl dönümünde lokmalar dağıtıldı. Oğlum gıyabi namaz kıldılar adamlar ya. Yani bu kadar içselleştiriliyor bu diziler. Madem öyle biraz dikkat edilmesi gerekmiyor mu? Sadece iş para mı? Ama şöyle bir durum var. Sadece Türk dizileri içselleştiriyor diye sınırlandıramayız bunu sanırım. Hayır ben Türk'ü yabancısı demiyorum zaten. Şunun için söyleyeceğim. Şunun için söylüyorum yani. Bu cümleyi kurmamın asıl sebebi şu. Hızlı ve Öfkeli'de Paul Walker öldükten sonra adamın biri çıkıp lokma dağıtmıştı. Türktür o bak. Türkiye'de yabancı ülkede de değil. Düzen Meksika'da lokma dağıtıyor. Paul oradan yoldu. Allah razı olsun diye. Peki burada araya girmek istiyorum. Bir şey daha soracağım. Şimdi hazır konumuz gelmişken bu Türk dizilerine, hani bu tarz dizilere. Peki bu şeye ne gözle bakıyorsunuz? Başrol oyuncusunun hemen hemen her bölüm vurulup ama bir sonraki bölümde hayatta kalması, bu da mantıklı geliyor ufak da olsa. Şunu sormak istiyorum asıl. Vurulan bir adam aradan yaklaşık yarım saat, 45 dakika, bir gün geçtikten sonra tekrar başka bir noktada, başka bir mekanda veya başka bir sahnede çatışmaya tekrar girip tekrar vurulup nasıl ölmüyor? Başrol ölürse dizi biter. Ya abi bu kızım. Başrol yaratılır, onda sıkıntı yok. Orası da var evet, yani başrolle hiçbir şey olmaz. Bizim birinci bölümde söylediğimiz Jason Statham mevzusu. Yok şey, Jason Statham değildi. Diğeri kimdi ya? İsmini söyleyemedim. Matrix. Neo. John Wick filminde oynayan var ya. Yani her yerde ateşler ediliyor da hiçbir şey olmuyor ya. Yani onun gibi. Ona hiç değmiyor ben. Ama evet Oğuz, senin dediğin şöyle bir durum var. Adam feci dayak yemiş. Başrol. Ama ağzını burnunu dökmüşler. Bura düşmüş böyle yapmışlar. Çok güzel makyaj. Bu arada çok güzel makyaj yapıyor bak. Türk dizileri. Evet. Gerçekten harika makyaj yapıyorlar. Şuradan inmiş tamam mı? Şura kesilmiş. Buradan akmış. Şura şişmiş. Dediğin gibi ertesi gün oluyor dizide. Şurada sadece ufak bir çizik var. Çizik değil, pembelik. Arkadaş, pembe. Bak hani o ufaktan da olsa biliyoruz, hiç mi morarmıyor? Hiç, yani onun bir ekimoz süresi yok mu? Hani mordan, yeşilden bir renk değiştirecek, bir şeyler olacak, büyüyecek, küçülecek. Ben ufak bir kaza geçirdim. Yani yüzümü çarptım. Gözümün etrafında bir yumruk yemişim gibi bir ifade oldu. Hatta bunu kimseye açıklayamadım. Düşüp yüzümü yere vurdu. Daha doğrusu o olayın şeyi, özeti şöyle, biraz fazla kan gördüğüm için, kendi kanım aktığı için kendi kendime bayılıp yüzümü yere vurdum. Daha açık olayım yani, şu anda çok böyle konuyu hani aa bak dayak yemişti anlatamıyor şok, gibi. Şok. Oğuz açıklıyor. ufak bir kazadan sonra abi bir hafta yüzüm mor gezdim. Çağrı buna şahit. Hatta kendisine de açıkladım, dedim ki arkadaşım, canım arkadaşım, yüzümü yere vurdum diye. İnandıramadım kendisini. Ama yani ufak bir moralıklığın bile geçmesi bir hafta sürerken, hala hatta gözümün kenarında izi kalmışken, dizilerde dediğin gibi birkaç sahne sonra ufak bir çizik, bir de şeye bayılıyorum ben. Koca bir yara bıçaklanıyor veya işte kurşun yiyor. Hemen bir bez yapıştırılıyor şöyle. Ya da şu kaşın şuraya kenarına hemen bir tane ufak çok bir ufak, yara bandı. Çok ufak, incecik. Çok ince böyle kapatıyor burayı. Bir de şey olur böyle, biri ellediği zaman... Acımıyor. Acımıyor. Ama acıyor. Hayır, işte. Bunları senin yine aynı yere. Başrol ölemez. Şimdi yani bu içselleştirme mevzusu yani bitmiyor. Diziden diziye her malın bir alıcısı vardır mevzusuna. Son birkaç yıldır bu tarihi dizilere bir yoğunluk veriliyor. Bence güzel de oluyor. En azından çünkü biz yılda kitap okuma oranı 8 kişide 1
kitaba düşüyor yani. 8 kişi bir kitap okuyormuş yapılan araştırmada. Madem kitap okunmuyor, madem tarih okunmuyor, bari tarih dizilerle anlatılsın. Diziler izleniyor. Evet, yani. Güzel şeyler de oluyor. Ama o dizilerde de biraz öğretilmesi gerekenin biraz bence dışına çıkıyor. Bu özellikle Osmanlı dönemi dizileri. Yani şimdi ne var? İsimlerini de pek yanlış söylüyor da olabilirim. Hani Kuruluş Osman mıydı? Evet. Bu var. Diriliş Ertuğrul var. Evet. İşte asıl merak ettiğim şey, hani bu tabii daha önce de Muhteşem Süleyman vardı. Muhteşem Yüzyıl. O Muhteşem Süleyman canım. Hatta koskoca padişah herkes Süleyman deyip durdu Hürrem yüzünden. Ama siz ve padişah. Hayır, ve anlattıkları padişah savaştan savaşa koşarken dizide hiçbir yere koşmuyorlar. Yani tek hiç koştuğu... bakılmadı ama aynen. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu dizilerden sonra Kuruluş, Diriliş, bakalım Yıkılış Osmanlı yapılacak mı? Yani onun yapılması lazım. Onu ben bekliyorum, bakalım nasıl yıkacaklar Osmanlı'yı. Ama yani şey gibi mi olması lazım? Yüzüklerin Efendisi'nin üçlemesi oldu, bir başladığı, bir sonu oldu. İşte Matrix'in bir üçlemesi oldu. Bu gibi filmlere istinaden dizilerde de Osmanlı'yı başlattınız, bitirin gibi mi? Ya çünkü şöyle, Kuruluş çekilmiş, aa bak tuttu. İyi para geliyor, reklamlar geliyor, izlenme var. Hadi bir de Diriliş yapalım. Bir de yükseltelim yani. Bir çekildi mi? Ben haberim yok. Bir yükseliş bilmem ne de var mı acaba? Yükseliş Büyük Selçuklu var sanırım ya. Yani öyle bir şey var. Yani yapılıyordur. Bir yükselişi var arada. Çünkü bir yerden yıkılış yapmak lazım. Çünkü sonuçta tarih öğretiliyor ya bu dizilerde. Ama abi yine nereye geliyoruz? Başrol ölmez. O yüzden... O diziyi yapamazlar. Abi onu nasıl yapamayacaksın ya? Ölüyor biliyoruz yani. Yapamazlar. Tarihten. Yapamazlar abi. O adam ölecek belli yani. Başrol yenilemez. Ölmez. Nasıl olacaklar abi? Tarih bu ya. Yok, padişahlar yani hani yaşadılar. Yaşadıkları dönemde padişah olarak evet hükmettiler. Vakitleri, vadeleri doldu. Adamlar öldü. O yüzden de zaten tarih olarak anlatılıyor. Ama bak işe yarıyor. İşe yarıyor. Şu an dışarıya çık abi. Süleyman'ın cinsel hayatını sor. Herkes biliyor abi. Biliyor ya, abi, herkes biliyor. Kimle ne yapmış, ne olmuş herkes biliyor. Bak o yüzden... Harem'deki dedikodu. İş baştaki konuşmaya dönüyor. Hani çıkıp Doktorlar dizisi tekrar çekilse ve bu onları anlatsa insanlar biraz daha toparlar. Aslında bir tane var şu an yine doktorlu bir dizi. İsmini... Hekimoğlu. Yani bir şey var orada da salak bir çocuk. Yabancı bir dizinin. Salak demeyeyim, linç yemeyelim. Orada da değişik bir çocuk var ya böyle karşısındakine salakmış gibi davranan. Ha o yani. o da var işte, bak bir sürü varmış. Efendim dikkatimi çekti de Doktor Disiplin daha varmış. Var var. Yani... Mucize Doktor. Mucize Doktor aynen. Oradaki çocuk şey yapıyor ya, o da zaten bir yerden çakma bir şey de. O da Çinlilerin mi, Çinlilerin mi, Kore mi öyle bir yerden alma yani. Ya tabii onun gerçeğinde şey var. Adam böyle gözüyle damarları falan görüyor. Öyle bir şey de bu bizde yemez o. Onu biraz daha böyle hani çok akıllı olmaktan delirme mevzusuna getirerek yapmışlar. Yani ama Doktorlar dizisi bizde daha önemli. Ne olursa olsun doktor. Hatta bu Hekimoğlu muydu? Hekimoğlu'nda bile Doktor dizisi başrolündeki doktor her hasta arasında gidip Doktorlar dizisini izliyor yani. Çakma Doktorlar dizisi. Yani böyle güzel bir ikilem yapmış adamlar. Inception. Rüya içinde rüya. Benim aklımda kalan bir dizi var. Onu söyleyeyim ve bence değil yani. Bunu izleyen kitlesi içinde kalan, hepsinin de içinde aynı şekilde bu var. Leyla ile Mecnun. Abi o bitmeyecekti. Bak onu kimse şey yapmadı. Onu kimse içselleştirmedi. Onu kimse ne bileyim elinde kılıçlarla, miğferlerle böyle şeylerle izlemedi. Yani onu herkes oturdu güldü. Aslında o biraz da ülkenin durumunu da anlattı, dünyanın durumunu da anlattı, güncel konuları da anlattı. Hepsini komediyle yaptı. Valla keşke içinde bulunduğu her durumla kendi de alay edebildi dizide.
TRT yani ile, mesela bir örnek. TRT yani dizisi dizi, olmasına dizi, rağmen abi. TRT ile dalga geçen dizi oldu. Evet, TRT payı. Ama şunu söylemek gerekirse içselleştirmediler dedik ya. Onun da aslında çok şeyi yapıldı. Yani evet kimse diğer diziler gibi aa bak bu normal hadi bunu yapabiliriz gibi demedi ama ben şeyi çok hatırlıyorum ya o zaman sosyal medyada çok fazla döndü. O gemi bir gün gelecek. Ya, İsmail o abi. O kadar oldu ama. Yani insanların içindeki evet, dramı evet. Çıkardı belki. Ama bak şimdi yine biz ne dedik demin de bahsettiğimiz diğer dizilerde çok alkol bak alkol tütün bunların puslaştırılmasından bahsettik. Bu dizide abi adamlar alkolü de tütünü de anlattı ve gösterdi puslaştırmadan. Çok da güzel. Farklı bir yöntem. Hayran kaldım. Neydi abi onların? Çok iyi. Sigara neydi? Mesela erik. Şey sakız. Sigara sakızdı. Erik vodkaydı. Erik bir alkolün şeyi. Hatta yani üzüm şaraptı sanırım. Tuzla falan. Tabii üzüm şaraptı. İşte viski mısırdı. Rakı incirdi. Hatta birkaç sahnede hayır. İncirleri tokuşturuyorlardı. İncir balık yapıyorlardı. Hayır adamlar alkolü göstermeden, puslamadan alkolü anlattılar yani. Bu gerçekten büyük başarı ve bu adamlar, bu ekip başarılılar ya. Adamlar inşallah tekrar yenisi gelir mi? Gelmez belki ama ben birkaç kez izledim yani o diziyi. Bak diyoruz. Peki hazır konuyla ilerleme izme gelmişken ondan da bir alıntı yapsak. Bir ufak bir şey sorsam. Sizce o gemi geri gelir mi? O gemi geldi be. Yani ama yapan kimdi yönetmen? Yönetmen Onur Ünlü, yazar Burak Aksak. Burak Aksak mesela. Ben şimdi farklı bir platformda farklı bir dizi var. 50 metrekare. Ben diziyi... Niye sansürlü gidiyorsun ya? Netflix'te. Reklam vermedi adam ya. Hakikaten. Kendine sansür uyguladı. Ya yapıştır Netflix'te. Ben diziyi sırf Erdal Bakkal var diye izledim. Ve izlerken bir şey fark etti. Dedim ki ben buradaki replikler, bu konuşmalarda bir şey fark ettim. Ben dedim bunu tanıyorum. Yani bu dizi bir şey ya dedim. Bir yerle bağlantı kurmaya çalışırken sonradan gördüm ki Burak Aksak. Yani adam yine kalitesini koymuş. Gerçekten güzel bir kalitesi, çizgisi güzel ya. Ben beğeniyorum bilmiyorum. Bunu beğenen birçok kişi daha vardır eminim ya ki. Ya onun filmleri yani de harika. Bu gözle izledim. Evet. Filmleri de güzel filmler. Bu konuşmalardan da biraz izleyenler bizim kafayı anlamışlardır. Biraz. Gerçekten onun ayrı bir komedi durumu var. Absürt komedi mi? Absürt komedi çok güzel işliyor. Ya farklı bir dili var, farklı bir anlatımı var. Ama o bak sen ne dedin? Erdal Bakkal dedin. İşte evet. Aslında bak o dizide demek ki o içselleştirmiş. Kimse ona Cengiz Bozkurt demiyor abi. Nereye giderse gitsin Erdal Bakkal diyor. Evet. Ve şey var, hangi rolü oynarlarsa oynasınlar, ister ciddi bir rol olsun, ister çok farklı bir rol olsun, hepsi Leyla ile Mecnun'da neyse o olarak kalıyor. Ya çünkü yani, Leyla ile Mecnun'da şöyle bir şey var, herkes kendi nasıl normal hayatında konuşuyorsa, yaşıyorsa, davranıyorsa öyle o diziyi çektiler. Zaten biz o yüzden beğendik bu kadar, o yüzden içten, o yüzden samimi geldi. O yüzden adamlar diğer dizilere gittiklerinde farklı roller yapmaya çalıştı, farklı tür konuşmaya çalışırlar. Farklı davranmaya çalışırlar. Yani 50 metrekare izlerken gözüm hani Erdal Bakkal'ı gördükten sonra bir hani bu konuşma dil, aksan şeylere baktıktan sonra şunu dedim. Mecnun nerede? Ali Atay nereden çıkacak acaba diye bekledim yani. Çıksın istedim yani. Bakalım onlar da bu arada Ali Atay ve Onur Ünlü'nün bir projesi. Onlar da Eksen'de yapıyorlar. Orada da bir dizi var. Onu ama Eksen'i protesto ettiğimiz için Eksen daha Eksen protesto. sırf o dizi için alırım Eksen'i. Ya ben alacağım. Reklam ver Eksen'i şey yap. Protesto et. Güzel. Yani Eksen bizim Netflix son yabancı hani birazcık milliyetçilik. Onu birazdan başka bir konuda konuşuruz. Boykot mevzusu biliyorsun sürekli
TV8, Acun ve Eksen sürekli boykot ediliyor. Bakalım ne diyor? Acun diyor ya, ya bu zamana kadar hep boykot edildim, hep yapamaz dediler, edemez dediler ama hep birinci çıktım, şimdi Eksen'i hayatta başaramaz diyor. Bakalım ne olacak diyorlar. Ve gelelim ülkenin en büyük gündemine. Dizilerden bile, filmlerden bile daha çok reyting alan, haftalarca konuşulan, önünde sonunda tartışılmaya devam eden Fenerbahçe Galatasaray maçı. İnanılmaz bir merak var. İki takım da çok büyük transferler yaptı. Çok hızlı transferler yaptı. Birbirleriyle kapıştı. Kahveler içildi. Kahveler paylaşıldı. Yani Instagram'dan fotoğraflar silindi. Birbirlerine laf sokuldu. Aman o futbolcuyu söylemeyin dendi. Birileri çıktı dedi, ben listemi söyleyeceğim. Herkes oturup not alsın dedi. Transferlerimizi çalıyorlar dedi. Her şey oldu. Olaylar çıktı ve geldik Fenerbahçe Galatasaray maçına. Büyük ihtimalle videoyu izleyenler, bazıları geç izleyenler maçtan sonra izlemiş olurlar. Maç öncesi izleyenler olur. O yüzden biz maçı aslında önden bir değerlendirmiş olacağız ve izleyenler de yanılıp yanılmadığımızı hemen test etmiş olacaklar aslında. O yüzden doğru düzgün yorumlar yapınlar. Ona göre yani. Ona göre yani. Ne bekliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray maçından? Fenerbahçe Galatasaray maçından ne bekliyoruz? Öncelikle tabii ki de kamu spotu olarak dostluk kazansın istiyoruz. İki takım daha bir kamu spotu. Yalan söylüyorum tabii ki de, yalan söylüyorum. Yani aslında hiç uyum değildir ama gayri ihtiyar bir Fenerbahçeli olarak tabii ki de Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Fenerbahçe'nin kazanmasını istemem dışında daha çok merak ettiğim bir durum var benim. Biz bunu daha önceki videolarımızda konuştuk. Hani şu tarihin, bu dönemin en hızlı, en mükemmel transferi olarak Mesut Özil'i transfer ettik. Ama bak ne demiştim? Galatasaray maçından bir maç önce böyle 75-80. Dakikada falan Mesut'u sokarlar. Galatasaray evet, maçına hazırlarlar diye. Peki sizce o zaman soruyu soruyorum. Mesut yarın ilk 11 çıkar mı? Hayır. Ben çıkacağını düşünmüyorum. Ama Caner'e katılıyorum. Bir 15 dakika denendi. Olduğuna kanaat getirildi. İlk 11 zannetmiyorum. O kadar için biraz erken olabilir ama ikinci yarı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 80-85 gibi veya 75 gibi biz dakikada değil de ikinci yarıya daha uzun süre alacağını düşünüyorum ben Galatasaray maçında. Ben direkt temennimde gol atması. Ben direkt olarak yapıştırıyorum abi. Kesinlikle ilk 11 başlayacak. Çünkü Gustavo ile... Ben de. Aynısın. Kesinlikle. Evet, öyle bir handikapımız var. Fenerbahçe Galatasaray maçı şöyle önemli. İki taraf da şimdi birbirleriyle transfer döneminde çok yarıştı ya. Birbirlerine laflar atıldı, olaylar oldu. Ve iki takım da çok aç oyuncular aldı. Topa saldıracak oyuncular aldı. Üçüncü Onyekuru dönemi başladı biliyorsunuz. Yani Onyekuru üçüncü defa Galatasaray'a geldi. Şimdi adam gelir gelmez de çatır çatır goller attı. Yani bir korkutucu bir tarafı da var. Zaten Fener'e de atmıştı bu 20 yılın ardından yenilgi olan maçta. Şimdi o var, aç oyuncu. Yeni aldıkları Mustafa var. O Mısırlı asker kaçağı. O var. Şimdi o var. Yani bir de Yedlin var. Şimdi ama şimdi onun Getson Fernandez de var ama Getson Fernandez ile Yedlin'in bu karantina mevzularından dolayı oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Öyle bir durum daha var. Yeni onlar ya. Şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. İrfan var. Oynayacak mı? Oynarsa Galatasaray istiyordu. Hani medyada vardı ya, Galatasaray'a çok gitmek istiyor. Galatasaray'dan başka bir yerde oynamayacak medya algısı vardı. Fener'e geldi ve ilk maçı Galatasaray'a karşı mı olacak? Tarihten şöyle bir olay vardır. Hatırlarsınız belki Mehmet Yozgatlı. Mehmet Yozgatlı konusunda da Galatasaray'la Fener çekişmişti. Mehmet Yozgatlı Fener'e gelmişti. Sonra Galatasaray maçında oynamıştı ve Galatasaray gol atmıştı ilk başında. Ya şimdi böyle bir İrfan oynayacak mı? Fener'in aldığı oyuncu Bright Osay Samuel, yani tamamen yani feci bir şey çıktı. Yani topa aç geldi. Hani Cem Yılmaz'ın filmindeki Roberto Carlos gibi. 6 aydır geldi oynadı yani çocuk şimdi. Bir de böyle ben birçok transferdense Samuel'i daha çok beğendim. Daha doğrusu şöyle beğendim. Açık söyleyeyim, futbol konusunda daha doğrusu forvet
veya santrafor gözüyle baktığımız zaman ya yapıları gereğidir bilmiyorum ama siyahi futbolcular benim daha çok hoşuma gidiyor. Fizikleri, hızları. Zenci de. Siyah, onun adı siyahi. Bak Recep Tayyip kardeşim, Erdoğan Cuma namazı geliyor kamusunda. Cuma namazı çıkışında Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Amerika'daki zenci vatandaşları dedi. Zenci yani diyor değil mi? Sen de zenci diyebilirsin. Hayır, tabii ki de onda bir problem görmüyorum diyebilirim ama ben şuna takıldım. Nasıl Çağrı kendine sansür uyguladıysa konuşması esnasında benim neyim eksik? O yüzden siyahi futbolcular daha ya şeyleri hoşuma gidiyor daha doğrusu. Hızlı olmaları, çevik olmaları, atletik, daha kuvvetli olmaları. Bunun birçok örneğini şimdi tamam Fenerbahçeliyim ama şunu da yabana atamam. Yani bunu Drogba'da gördük. Galatasaray'da Onyekuru bir nevi öyle. Fenerbahçe'de bunu Anelka'da gördük. Bak Dembaba. Musa Dembaba'da gördük. Evet Musa Sow'da gördük. Yani bak, benim bu tarz oyuncular hoşuma tabii adam Türkiye'ye geldikten sonra ismi değişti ama o da hak etti yani düz gol atmadı ki adam. Manchester'a bile Rovaşata'yla gol atınca insan ünvanını hak ediyor haliyle. Bu tarz oyuncular daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir de şeyi düşünüyorum açıkçası ben. Bu maç olmayabilir belki ama geri kalan maçlarda Mesut'un Arsenal'de oynarken Giroud'la beraber yakaladığı o ikili oyunu yakalarlarsa çünkü Samuel hızlı bir adam, süratli bir forvet. Mesut pasları zaten tartışılacak düzeyde değil benim açımdan en azından. Güzel bir ikili yakalarsak sanırım o uzun süredir hasret kaldığımız Fenerbahçe'ye yeniden dönüp kavuşabilecekmişiz gibi bir his var içimde. Ben ama şu konuda da değineyim. İrfan Can Kahveci'nin yetişebileceğini ben zannetmiyorum. Ben niye bu kadar negatifim ya? Ya şeyleri ben düşünüyorum ama İrfan Can'a. Galatasaray'la büyük çekişmeyle bir transfer süreci geçirildi ya. Olabilir. Biraz böyle ona yönelik yapılabilir. Mesut'un oynamasındaki konuyu da şuradan tahmin ediyorum. Abi Mesut Özil dendi mi dünya izliyor şu an Fenerbahçe'yi. Yani bir tane tweet gördüm. Hatta bayağı bir dolaştı etrafta. Yabancı bir adam Fenerbahçe'nin maçını, Hatay maçını takip etmiş. Diyor ki son 30 dakikayı izledim Fenerbahçe'yi. Hani kalp krizi geçirecektim. Bu heyecan bana çok fazla diyor. Çünkü biliyorsunuz Hatay maçında kalecimiz Altay olmasa herhalde Hatay bize 6-1 falan yenecekti. Muhtemelen. 6 olurdu ama. Ha yani şimdi öyle bir durum var. Şimdi bak oradan Hatay maçını izliyorlar. Şimdi Galatasaray maçı olduğu zaman derbi maçı olduğu için tabii bunun sponsorları var, tanıtımları var, ekstra gelenler var. O yüzden ben Mesut'un ilk 11 çıkıp belki eğer çok yorulursa, devam edemeyecekse 45 yani ilk yarı sonunda değişebilir diye düşünüyorum. Biraz da dediğim gibi Gustavo ve Pelkas'ın yokluğuna güveniyorum. İrfan'a hiç şans vermiyoruz galiba. İrfan kesinlikle oynayamaz mı? Ben oynatılacağını düşünüyorum ha ama ilk 11 değil. Ya belki yani, işte, tabii. Mesut çıkıp Hatay girebilir. Bir de onun da Hatay olayını yapabilirler. Hatay maçındaki Mesut gibi. Yani sonradan girer ama sonradan girer. Bu arada Hatay Spor maçında senin dediğin gibi dünya çapında çok fazla insan izlediği için bundan daha önceki videomuzda da bahsetmiştik. Marka değeri olarak da reklam olarak da çok büyük bir fayda sağlayacağı için Mesut şöyle bir durum oluşmuş. Hatay Spor'un golcüsü Mupenza şu anda yurt dışından birçok şey scout ekibi birçok takım izlemeye almış. Yani bunun da sebebi senin de dediğin gibi birçok insanın Mesut Özil'i izlemek için gelip Mupenza'yı beğenmesi. Ama dediğimiz gibi dünya çapında bir derbi muhtemelen şu anda öyle düşününce evet Mesut ilk 11'de başlayabilir. Ya hemen soksunlar, hemen oynasınlar bana kalsa. Ben bir Hatay maçını yani ben inanıyorum Hatay maçını izleyen Fenerbahçeliler sadece Mesut girmesini beklemişlerdi. Oraya kadar eminim ki telefon ellerinde telefon falan vardır. Yani herkes Mesut'u bekliyor. Yani biz yazışıyoruz işte maç yaparken, maç oynanırken arkadaşlarla WhatsApp'ta yazışıyor. Herkes diyor ki Mesut ne zaman gelecek? Mesut girer mi? Aha giriyor falan. Yani şimdi herkes onu bekliyordu. Yine Galatasaray maçında da öyle olacaktır. Ya Mupenza konusu. Yani o dehşet bir şey çıktı ya. O da.
Evet. O da arkadaş biz niye bulamıyoruz öyle topçuları ya? Bu Anadolu kulüpleri bulamıyoruz. Nesli Yahi. Yani canavar gibi çıktı ya. Yanda parladı ya. Yani. Yenen Yetsedon'un başından beri böyleydi ama bu sık bir de şeyi güzel. Sık maçlar hani hafta içi oynandı, hafta sonu oynandı. Ligin ilk devresi yetiştirilmesi için maçlar biraz sıkıştırıldı. Bu süre zarfında bir yerde çok güzel yakaladı. O ritmini kaybetmeden devam etti. Yanlış hatırlamıyorsam bu ara transfer döneminde Galatasaray'ın almak gibi bir niyeti vardı Mupenza'yı. 6 milyon teklif ediyor. Mupenza'ya 10 milyon istiyorlar. Şimdi 10 milyona bile alamazlar bence. Fener'e attığı Tsubasa golünden sonra 12 milyon olmuştur o. 2 milyon artmıştır. Yani o buradan ben sana söyleyeyim şey gibi olur. Fener'e gider mi? İngiltere'ye falan gider o. Ya çünkü tam ligi İngiltere onu. Ya Cagney İngiltere'ye Mupenza mı gidemeyecek? Hadi şöyle düşün. İrfan Can gibi Galatasaray istediyse biz alalım der mi? O biraz zorlayabilir. Yani dediğimiz gibi evet önceden bir ve geldiğinde çok cüzi bir rakama alınmış Mupenza. Yani, bilmiyorum ama yani bu Hatay Spor'a neredeyse 1 milyon dolar bile maliyeti olmadan alınmış. Şu anda bu oyuncu 10 milyon dolar gibi bir fiyat biçilmiş. Ama dediğimiz gibi Fenerbahçe maçından sonra eğer ligin kalanında da aynı şekilde devam ederse muhtemelen sezon sonu ona almaya ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın niyet edeceğini zannetmiyorum. Aynen o Galatasaray, Fener falan değil onun geleceği. O buradan yani ya İtalya hayali, ya İngiltere. Hayali Barcelona'da oynamakmış zaten. Almaz da. O da. Hayal canım bu da kurulur ya. Sen de niye? Yani Umut Fakir'in ekmeği yine aynı konulara geliyor bak arkadaş. Öyle de yani yok oralar olmaz. Yani niye ne var sonuçta? Gidecek işte İngiltere'ye. Mis gibi oynar orada. Dediğim gibi Cagney'e gidip oynuyorsa yani Mupenza hayli hayli oynar. Tahminleriniz neler? Bence beraberlik ya. Bu maç yine berabere bitecek gibi. Ya bırak. Bırak şey yapma tarafsızım. Ya olayına girme bırak. Yani. Gerçek düşünceni söyle. Ya inşallah kazanırız oğlum ben. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. seyircilere de biz taraf tutmuyoruz. Biz Fenerbahçeliyiz. Yani. Kesinlikle. Böyle bir gerçek var. Ya şimdi biraz da şundan pay biçiyorum kendi adıma. Şimdi benim ismimin de konma hikayesi babamın hasta Fenerbahçeli olmasından, hatta babamın isminin de hasta Fenerbahçeli bir dedeye sahip olmamdan geldiği düşünülürse şey diyormuşum sonunda tabii ki de Galatasaray'ın kazanması falan diye. Tabii ki de öyle bir şey yok. Ben bir skor tahmini yapmak istiyorum aslında ama çok da derbilerde hani favori yoktur, skor tahmini olmaz derken 3-0 Fenerbahçe alır. Çok keskin dönüş yaptın ha. Virajı çok keskin aldın. O zaman şöyle bir mantık yürütelim. İki takım da şu an şov yapmak için çıkacağı için o maça bence şov için çıkacaklar. İki takım da bir hani bu transfer döneminden sonra neler olduğunu göstermek adına bol gollü olup 3-2 bitebilir aslında. Hani 3-0 değil de 3-2 mantıklı bir makul yerim. Erken gol olursa ben de gollü olacağını düşünüyorum. Hani ilk 15 dakika içerisinde bir takım gol atarsa diğer takım artık açılacak. Ama ilk yarıda gol olmaz 0-0 biterse biz var ya artık mahvoluruz artık bir şey olsa da bir gol olsa da diye mahvoluruz. Ama ilk ligin ilk yarısındaki derbi gibi bir derbi izlemeyi kimse istemez sanırım. Yani, hani az önce demiştin ya Mesut oyuna girene kadar herkes telefona bakmadı diye. Ben açıkçası ilk yarıdaki derbiyi de izledim. 35. dakikadan sonra İkinci yarı başlarken böyle bir ufak hareketlenir gibi oldu. Hani bir umutlandım. Acaba mı dedim böyle yavaşça telefonu masaya bıraktım. Bir 5-10 dakika daha izledim. Sonra şeye döndü. Yok bu boks gibi. Kendilerini bir tartıp ondan sonra hareketleniyorlar ya. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. İlk yarı maçı muhabbet dönüyor. Şimdi bu maçta Gustavo yok. Ve bir önceki maçta da Gustavo olmadığını ve Gustavo'nun gerçek bir Galatasaraylı olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne diyorsun? Ya şans diyorum ya. Ya bizim Rodriguez derbilerde Galatasaray'dan hani Arap
takımına gitti, oradan bize geldi ya. İki Galatasaray maçında da sakattı. Şimdi öyle... Geri Rodriguez mi? Aha. Yani o da öyle bir şey vardı. Ya çok kötü oldu. Ben gol yeriz diye düşünüyorum maalesef. Çünkü Gustavo olmayınca gerçek çok emin değilim. Gustavo olmayınca biz bir afallıyoruz savunmada. Allah'tan Tisserand yok. Ya bir şey oluyor ama şimdi şeye de güveniyorum. Ne o yeni transfer. Salah var ya, Attila Salah. Abi yani Macar futbolcu ama ben onu gördüğümde şey gibi görüyorum. Bu Amerikan filmlerinde Rus katiller var ya. Aygır gibi oluyorlar. Tam o tipte yani. Ve çok da iyi oynuyor. Hatay maçında iki tane golü engelledi. Gol pozisyonu, %100 gol pozisyonunu engelledi. Yani bir ona da güveniyorum bir yanda. Ama tekrar söylüyorum bak. Galatasaray da çok aç. Ben evet. Maçın şu tarafına bakacağım. Bizi daha çok ilgilendiren, yani spor, futbol severleri daha çok ilgilendiren olaya bakacağım. Entrika bölümü. Erol Bulut sarı kart. Fatih Terim sarı kart. Fatih Terim devam eder, kırmızı atılır. Tamam mı? O olur. Sahada mutlaka bir kırmızı kart olur. Cüneyt Çakır istifa. Cüneyt Çakır olduğu için Galatasaray'a bir kırmızı çıkar. Bu arada Cüneyt Çakır ile ilgili Fener'i koruyor diye Twitter'da gündem çıkmış. Gündem yaratmışlar ama yani Fenerbahçe'nin Cüneyt'le kaç tane şampiyonluk kaybettiğini biliyoruz. Yani ben öyle bir şey göremiyorum. Tabii ya bir de şöyle bir durum var. Herkes kendi tarafından bakıyor olaylara da. Öyle. Yani ben de şu an kendi tarafından bakıyor gibi görünebilirim. Ama öyle yani. Cüneyt sayesinde alınan farklı takımların şampiyonlukları var. Bizim kaybettiğimiz şampiyonluklar var. Colin Kazım'a gösterilen kırmızı kart hala aklımızda. Yani unutmadık. Bir Fenerbahçeliler olarak. Şimdi ben buraya bu bölüm izlendiğinde aşağıya yapılsın yorumlar abi. Bakalım kim haklı kim haklı kim neye bakılsın kardeşim. Araştırılsın. Biz değil, izleyicilerimiz karar versin. Hala oradaysa abi şimdi burada. Yani bir de ben biraz daha şey düşünüyorum ya. Şimdi Mustara'nın da iyileşip tekrar oynamaya başlamasıyla beraber Altay'ın da Hatay Spor maçındaki o mükemmel evet. performansından sonra biraz da iş şeye kalıyor gibi. Kalecilere, Altay mı, Mustera mı? Çünkü şu bir gerçek, evet şunu kabul ediyorum bir Fenerbahçeli olarak, bunu cani gönülden söyleyebilirim. Mustera gerçekten iyi bir kaleci. Ve son maalesef 10 yıl içinde, son 10 yıl içinde yapılmış Galatasaray adına en iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Aklımın almadığı bir kısım da var bununla ilgili. Bu kadar iyi bir performans sergileyip de hala Galatasaray'da kalıyor olması da bana biraz garip geliyor açıkçası. Ama öteki taraftan Altay'ın performansını da yaşına rağmen, genç olmasına rağmen gayet başarılı bir performans sergiliyor ki ilk devrede de olsun, son Hatay maçında da olsun birçok kez bizi ipten aldı. Özellikle Hatay maçında senin de dediğin gibi Caner, tarihi bir skor olabilirdi ama aksamadı, teklemedi. Gayet başarıyla görevini yaptı. Maçı bir nevi kazandırdı. Derbide yani, de aynı şey olabilir gibi geliyor bana. Kısacası diyorsun ki Mesut bir gol attırsın, Altay'da tutsun. Yani biraz öyle oldu. Bu kadar attırmasın. O bak orayı yakala. Attırabilir, istediği kadar attırabilir. Onda problem yok. Ben sadece bir tane atmasını istiyorum. Şimdi yani yazacağım kendime. Sevgili Mesut, lütfen bu maç bir gol at. Sevgiler, bir hayranım diye. Yolla, enerji yolla. Neyse, çok uzun oldu. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz abone olmayı unutmuyorsunuz, ihmal etmiyorsunuz. Abone olalım. Abone olmayanları olduralım, zorlayalım, önerelim. Mutlaka bir şeyler yapalım. Beğenmediğiniz bölümleri lütfen yoruma yazın. Beğendiğiniz bölümleri de yoruma yazın. Biz size yaptığımız için bu programı, siz de bizim ışığımız olacaksınız. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu tabii beğenmediyseniz de beğenme butonuna, dislike butonuna da basabilirsiniz. Ya da basmayın. Beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümümüz haftaya yine bugün olacak. Abone olmayı unutmayın.